Omikron varyantına karşı bilim kurulu dün bir karar aldı. Ve hatırlatma dozu için süre 6 aydan 3 aya düşürüldü. Yani bu konuyu konuşacağız. Hocamı da göreyim ben. Ve salgın seyrini biraz konuşmak istedim. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan konuğumuz. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Birincisi hoş bulduk, sizi gerçekten özledik. Şimdi tabii ki korona gündemi hiç bitmeyen bir gündem ama araya böyle biraz üst başlık ekonomi girdi biliyorsunuz. Hala da ekonomi doğru konuşuyoruz. İşte bugün asgari ücret bir taraftan bütün herkesi ilgilendiriyor. Yani işçileri, Türkiye'yi, işvereni, herkesi. Tabii ona göre de bir şekilde maaşlar da özel sektörde de zira belki de ayarlanacak. Onun dışında Merkez Bankası'na gözümüz, kulağımız. Ama iki yıldır da koronayı konuşuyoruz. Yani Covid'i konuşuyoruz. Ama Covid'le birlikte bir şekilde dönüşen, değişen bu virüsün de varyantlarını konuşuyoruz. Şimdi bir de gündemimizde omikron evet var. Üçüncü ayda üçüncü doz kararı diye biz bu başlıkla verdik. Tabii üç aya düşürülmesi sizce de doğru bir adım mı ve yeterli mi? İsterseniz böyle başlayalım Sayın Ceyhan. Buyurun efendim. Adım doğru. Başlangıçta onu söylemek lazım. Çünkü omikron varyantı çıktığında henüz bilmiyorduk aşıların evet ne kadar etkili olacağını ama bu geçen bir hafta 10 gün içerisinde epeyce bilgi sahibi olduk. Ve şunu gördük, omikron varyantı bir defa çok hızlı yayılıyor. Yani Türkiye'ye örnek verirsek 6 vaka açıklandı ama bunun bu geçen süre içerisinde yüzlerce belki binlerce vakaya ulaşmış olma şansı çok yüksek. Çünkü bütün ülkelerde böyle seyrediyor. Bunun iki önemli nedeni var. Bir tanesi çok hızlı yayılıyor. Zaten genetik özelliği nedeniyle böyle. Hızlı yayılma özelliği taşıyan bir mutasyonla ortaya çıktı. İkincisi de aşı daha önceki varyantlar kadar önlemiyor bulaşmayı, hastaneye yatmayı, ölümü. Belli oranlarda da olsa bir miktar azalma var. Bu nedenle omikron artık görünen o ki iki ay gibi bir süre içerisindeki dünyadaki vakaların yarısını, dört ay gibi bir sürede de büyük çoğunluğunu oluşturacak. Evet. Artık yani bu delta ile yaşamaya alışmıştık. Şimdi artık omikronla yaşamaya alışacak. Evet. Yani evet. Ne yapmalıyız mesela? Çok tedirgin olmalı mıyız? Yani bu varyant için çünkü tedirgin edici bir durum yok demişti Sayın Bakan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Yani mesela aşılar burada da etkili. Evet onu biliyoruz ama bu tedirginlik hangi düzeyde devam etmeli ya da olmalı mıyız? Bilmiyorum yani, katılır mısınız? Tabii kişisel anlamda insanlar kendi tedbirini alıyorsa yani bilinen tedbirlerden farklı bir tedbir yok aslında. İşte el yıkama, sosyal mesafe, kalabalık maske, yerlerden uzak durma gibi evet maske gibi önlemleri alıyorsa tedirgin olmasına gerek yok. Şimdiye kadar elde edilen veriler en azından bu virüsün daha ağır bir klinik tabloya yol açmayacağı şeklinde. Tabii bu konuda kesin şeyler söylemek yanlış. Bazen bazı arkadaşlarımız çıkıp yok işte daha iyi evcilleşti gibi ifadeler kullanıyor. Böyle bir veri yok. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Nitekim sizin de gördüğünüz gibi bütün ülkeler yayılmasını önlemek için ellerinden gelen bütün tabii gayreti gösteriyorlar. Tabii. Yani kimse böyle bizim burada konuşan arkadaşlar gibi düşünmüyor. Bırakalım yayılsın, hafifledi, evcilleşti, salgının sonu geldi gibi. Ama ağır da seyretmediğini görüyoruz. Tabii o da burada önemli. Burada esas bize şu gösterecek. Henüz şimdiye kadar görülen hastaların %90'ından fazlası zaten diğer varyantların da hafif seyrettiği genç yetişkin yaş grubu ve çocuklar. Burada zaten burada da işte örneğin delta varyantında da alfa varyantında da bu grupta ölümler çok azdı zaten. Burada da böyle. Burada da mesela çocuklara özellikle merak ediliyor tabii. Yani omikron evet varyantının çocuklar üzerinde etkisi bir de aşısız olan yaş grubu için evet etki düzeyi belki de. Şöyle söylemek lazım bir defa. Çocuklarda gerçekten daha fazla görülüyor. Yani bu birçok ülke verisinde doğrulandı. Virüs evrildikçe giderek işte yapışma özelliğini, hücreye girmek için o reseptöre yapışma özelliğini arttırıyor. Ve arttırdıkça da reseptör sayısı daha az olduğu için az etkilenen çocuklar, işte daha genç yetişkinlerde
daha çok hastalık görünmeye başlanıyor. Örneğin bu omikron varyantında en büyük vaka artışı ilk 5 yaşta. Ama buradan bir yanlış anlama olmasın. Hani ilk 5 yaş hastalanıyor, işte ağır seyrediyor, hayatını kaybediyor değil. Vaka sayısı açısından. Tabii vaka açısından, bunu. Tabii. Bu o yüzden bir defa önemli. İkincisi yapılan çalışmalar gösterdi ki gerçekten daha fazla antikora ihtiyacınız var bu omikron etkisinden kurtulmak için. Ve mevcut antikorların bunu önleme şansı da Delta'ya göre ve orijinal virüse göre daha düşük. O yüzden de 3 aydan sonra o zaten bir azalma olduğunu biliyorduk bütün aşılardan sonra. Ancak o yetiyordu 6 aya kadar, o azalsa da mevcut antikor düzeyi yetiyordu. Burada yetmeyeceğinden endişe duyularak bütün ülkeler o ek doz aşıyı erken aldı. Dolayısıyla 3. doz yapılması doğru ama bizde sorun şu, 3. doz sayılarımız o kadar düşük ki bununla bir defa tamam bu kararı aldık, bu gerekliydi. Ama ikinci almamız gereken karar, bu 3. doz yaptıran insan sayısını nasıl artıracağız? Artırabiliriz. Onun için de bazı kararlar alınmalı ve onlar da açıklanmalı. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı gün ortasına katıldı. Bu omikron varyantını biraz konuştuk. Önemli. Sağlık Bakanı da tedirgin edici bir durum yok demişti omikron varyantı için. Hemen hemen aslında çok da farklı bir fikirde değil. Ama yine korunmayı sürdürmemiz lazım. 3 aya düşürülmesi sizce de doğru bir adım mı dedim? Yeterli mi dedim? Evet dedi Sayın Ceyhan.